Dostlar hepinize merhabalar. Solo Asas serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız için ve göstermiş olduğunuz ilgilerden ötürü. Şimdi ikinci bölümde baş başayız dostlar. 64 level'da en son bırakmıştık. Bu bölümdeki amaçlarım level'ı 70 üzerine çıkarmak olacak. Ve tabi karaktere koyabildiğimiz, katabildiğimiz sermaye ne olursa onları katmak olacak. Şu anki amacımız item olaraktan elimize silah olarak herhangi bir şey yapmıyor olacağız. Çünkü 8 ve 7 MD olarak 2 tane silahımız yeterli şimdilik. Yapmamız gereken old takılarımızı ayarlamak. Old takılardan sonra da bir 8 çitin seti ayarlamak. Ben Karus'un çitinle bayılıyorum, harika duruyor. Şu üstümüzdeki şekli şemalin aynısını 8 çitinli halini düşün dostlar. Hedefimiz bunu yapmak olacaktır. Agartha Asas serimizin ikinci bölümünde başlangıcımızı Grail Farm ile yapalım istedim. Sabahın köründe abi geldik. Çok sabahın körü de sayılmaz ama saat 8.50 geçiyor. Kendime PM atacağım. 08.50 AM dedim. Ondan sonra Achievement'a geliyoruz abi. 4857. 4857 mobumuz var. Üzerimizde de 29K coins var. Dostlar, gezmediğim server kalmadı. Yani bütün serverlarda full dolu. Agartha dolu olduğu için hani bu serverlar da dolu oluyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben arkadaşların olduğu slota gireceğim. Ya çünkü her yer dediğim gibi şey dolu yani. Hani elimden bir şey gelmiyor. Burada şey yapabilmek için. Hani mesela boş bir slot olsa arkadaşların hiç slota dadanmayacağım ama slot yok yani, slot olmadığı için mecbur artık bir tane slota girdik. Bu biraderimiz de kusura bakmasın lütfen. Yapabileceğim bir şey yok yani kankim. İnan yapabileceğim bir şey yok. Şu an durum böyle abi, devam ediyoruz. Şuradan bir Grail'i çıkaralım. Ya yok abi, slot yok yani, mecbur bu kaseyi atmamız lazım. Ekmek aslanın ağzında. Yapabileceğimiz bir şey yok. Buralardan booster, MS drop'udur oluyor. O yüzden onları kaçırmamak gerek dostlar. Evet, yaklaşık 1 saat kadar oldu. Yani tam 1 saat olmasa da şöyle gösterelim. 42 geçiyor 9'u. Biz de 8'i 50 geçe başlamıştık. Üzerimiz full doldu abi. RPR'miz ya geldi. Şöyle şunu... Bir tane monster attı bu süreç içerisinde. Öyle göstereyim. Boost bekliyorduk ama gelmedi. Problem değil. Bir tane monster attı. Monster'ı da şuraya koyduk. Şunu değiştirdik. Şunu da şöyle koyayım da yanlışlıkla satar falan. Satarım ederim. Ondan sonra kahrımdan geberirim. Şimdi çeli çöpü bir satalım dostlar. Onun dışında zaten hani 274K ile başlamışız. Bakalım. Mesela atıyorum 29K'dan 274K normal slotta kastık. Bir saat içerisinde üstümün dolmasının sebebi de slotta KS'leşiyorduk sonuçta dostlar. Yani her mobu alamıyorsunuz. Bazen öyle bir denk geliyor ki adamın dibinde çıkıyor. Direkt pat diye tek atıyor, geçiyor. 500K neredeyse buradan. 400K da buradan desek. Abi 1M 159K yapmış oldu saatte. Bak şimdi güzel oldu bu. Bu detay güzel oldu. Niye? Çünkü hadi şunları da RPR'mize ettirdik falan filan. İşte 1M civarında kaldı. Ben ne kadarla başlamıştım? Yaklaşık 29K coin ile başlamıştım. Hadi 30K de bunu geç, 1M 50K civarında bir şey bıraktı. Üstüne bir tane monster attı abi. Bence gayet güzel ya. Şunu da çöpe atabilirim çünkü deck 8 kullanıyorum şurada dostlar. Gerek yok. Ya şunu da bir türlü anlamadım. Solar Knight'ı ne yapacağız, ne edeceğiz? Şu potları da falan bırakayım. Kaç mob olmuş onu da bir göstereyim. 5229 mob olmuş dostlar. Bir saat sonrası, tamam mı, şöyle geldik. 0.81 741 coins. Yani 1M, tamam mı? Mob kısmında da dediğim gibi 5291 5291 mob olmuş. Olmuş dostlar. Bir tane monster, 1M, bir saat içerisinde. Bence gayet güzel. Yani saat başı şöyle 1M 150-200K kasacak gibi şeylerine göre, yani hani buradaki elde ettiğimiz çöplere göre buranın değeri artacak gibi duruyor dostlar. Evet, slot'a geldik. Şimdi bakalım achievement'tan ne kadar. 5292 abi. Kendimize de PM'imizi atalım. 5292 mob var. Saatimiz şu anda 12.12 geçiyor. 12.12 saat.
Üzerimizde de 19k coins. Dostlar burada başlıyoruz. Ya yapacak bir şey yok. KS savaşları başladı yani anlayacağınız. Sabah da bu şekilde KS'leşiyorduk biraderlerle. Yine KS'leşeceğiz. Bir yerden sonra daha bir iki tane daha çarını getiriyor buraya. Öyle yaptığı zaman farklı yerlere geçiyorum falan filan. Böyle dönüp turluyoruz yani. Ekmek aslanın ağzında dostlar. Yapacak bir şey yok. Ya bu farmları atmamız gerekiyor. Bu KS'leri atmamız gerekiyor çünkü GB'nin fiyatı arttığı için hani herif geliyor. Buradan ayrılmıyor yani. 7-8 tane PC'li açıyor, çara koyuyor. Bütün grelleri dolduruyor adam. Buradan şeyini kasıyor. Bizim de kasmamız lazım sonuçta. Hani bu serimizde bizim de ihtiyacımız var. O yüzden geldik KS'leşiyoruz dostlar. İşte 5 tane çıkandan 2-3 arası bir şey almış oluyorum. Diyeyim spike'ımız falan doldukça. Aynen şöyle mesela gördüğünüz gibi şekil ağa. Bir de trust vuracağız şimdi çıkar. Şurada çıkar. Adama yakın çıkar bak görürsün. Aynen şöyle trust'ımızla vurduk. Ya bu şekilde böyle devam edeceğiz dostlar farmlamaya. Bakalım bir saat içerisinde anca zaten üstümüz dolmuş oluyor. RP'lerimiz gelmiş oluyor. KS olduğu için bir de hani bunları tek atabildiğimiz için böyle çok uğraşmadığımız için direkt indirebiliyoruz. Sorun olmuyor. Dostlar diyerekten devam edelim yani. Hani şu an aklıma daha söyleyeceğim bir şey gelmedi açıkçası. Dostlar kapışmaya devam. Farma devam KS'leşmeye. Şuradan gördüğünüz gibi bir monster daha aldık. Şimdi daha yeni abi şurada. Güzel onu da şuraya ekliyoruz. Ve totalde 5 tane monster olmuş oldu. Zaten ilk bir saatte buradan bir tane aldık. Şimdi ikinci bir saatte de buradan ikinci monster aldık. 65 level'da peynir ekmek gibi monster gidiyor abi. Güzel yani şurada KS'leşiyoruz. Biraderimle bazı kutuları o alıyor bazı kutuları ben alıyorum kardeş kardeş takılıyoruz. Eğer buraya birini çağırırsa diğer slotları gezeceğim. Lan şu slotta takılmış ha. Oraya mı gitsem acaba? Dur bakayım be. Neyse bakayım düzelmezse eğer ben şu karşı slota da geçerim. Hiç KS'leşmeden direkt hepsini alırım. Orada bir bug'a girmiş belli ki. Şu anda saatimiz 50 geçiyor. 12.50 geçiyor. 10 dakika sonra BDV sırası gelecek. Ardından da BDV için kayıt olacağız. Bir 10 dakikada oradan desek önümüzde 20 dakika var. Ben hemen şunları bir satayım. RPR geldi abi. Şunları satalım bakalım. 346k 500k üzerimize etmiş oldu. Hemen şöyle RPR'mi yapıyorum. Vakit kaybetmeden direkt slota geçiyorum dostlar. Şöyle göstermem gerekirse bir monster daha buradan elde ettik ve totalde 6 monster olmuş oldu. Yani bu da ne demek? 2 saat içerisinde toplam 3 adet monster stone düşürmüş olduk diyebiliriz. Grell slotunda 65 level'ız dostlar. Gold premium'umuz var. DC premium yok. Gold premium olduğu zaman yani droplara hani hiç premium olmamasıyla gold premium olması arasında bir fark var mı onu bilmiyorum ama Gold Premium'la elde ettiğimiz 2 saat içerisinde şu anda 3 tane MS diyebilirim. Çok bir satmalık çelçöp bir şey atmadı henüz. Yani bir tek Mage Staff attı. BDV'ye de gireceğiz. 5 dakikası var. Ben ikinci tıklamıştım. İkinci tıkladım. Bir kişi daha gelirse bir rakip gelecek ama eğer o kişi de gelmezse bu BDV de boş olacak dostlar. Yani BDV'ye gireceğim. Bedava win'i alıp hemen çıkarız. Hem SC'yi kullanmışız ya her şeyden ziyade o BDV win'ine ihtiyacımız var 90 defans için. Ardından bir de şöyle dostlar biraz işlerim var onları tamamlıyor olacağım. O yüzden burada hani bir saat farmda bu şekilde tamamlamış oluruz. Yani 2 saat Grell'le tamamlamış oluruz. Daha sonra Grell farmı yeniden atarız. Çünkü burada farm atanlara baktığım zaman böyle hep 73 level'da falan hani takılıyorlar burada. Bilmiyorum 73'te özelliği var mı bunun ekstradan hani ama 65 level'da geldiğimde ben 3 adet monster aldım 2 saat içerisinde diyebilirim dostlar. Şimdi bakalım BDV ardından da işlerim var. Onları toparlayacağım. İşlerimi toparladıktan sonrasında oyuna tekrar döndüğüm zaman görevlere biraz fokuslanacağım. Şu chat görevleri falan filan var. Onları yapacağım. Biraz level atlatacağım. Grell bizim için böyle 66, 67, 68, 70 falan oralarda da gelip farmlayabileceğimiz bir slot gibi duruyor. Çünkü burada 70 level'lar farmlıyor. Yani şuraya bakıyorum boş yere. Bu da aynısıdır gerçi. 70 yani boş yere 73'te buraya gelip de farmlamıyorlardır. Hani 73'e kadar burada drop var anlamına gelir bu dostlar. Potlarımızı da şuraya koyalım abi. Şöyle soğulu da koyayım. Şöyle hemen şeyi atayım. Ondan sonra stealth'imizi basalım. Bak 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 bu arkadaş aldı gidiyor herhalde ha. Kim o varıyor mu ya? Nesin sen? Sen okçu musun? Okçusun herhalde ama ben sana izin vermeyeceğim kanka.
Ya kusura bakma, ben sana izin veremem brocuğum. Geri alıyoruz dostlar. Hemen Altar'da da arkadaşı tokatlamış olduk. Ben bu arkadaşı kamplayacağım burada, hiç izin vermeyeceğim, hani böyle rahat şey yaptırmayacağım ki sonrasında hani uzatmadan çıksın. Kolay bir win oldu bizim için. Dediğim gibi şansı yok. Yani Warrior da gelmiş olsa şansı olmayacaktı. Kendime güveniyorum yani Asas oynarken. Birebir de her türlü kendime güveniyorum. Aynı seviyede ve aynı itemlardaysa eğer, böyle yani elit çarada bu levi bu seviyelerde böyle elit itemlar falan hani dizip kapışıyorsa, o zaman iş değişir ama aynı seviye ve aynı item koşullarıyla şans tanımayacağımı düşünüyorum. Birebir gelen olursa BDV'de bu anlamda. Şimdi bunu buraya koyduk. Burada bir tane win var. Bunu atarız. Selamlar. Kazma kürekte kayıda girmek istedim. Ya şu normal düz medtokla da var ya, hakikaten bir şey olmuyor ama karakter bomboş duracağını, buralarda takılsın istedim. 3 bezoar attı. 2 tane de bundan attı. Bu sanırım böyle 200k 250k civarlarından gidiyor da bunu bilmiyorum. Bankada bir 6-7 tane daha bundan olacaktı. Ben daha duracağım abi burada ya. Şey yani şundan bir 10-15 falan bir şey toplarız. Ondan sonra pazara koyarız. Bunun sonra ileride bize de lazım olacak gerçi ama hani o kadar, yani oraya kadar daha var aslında. Karakterin önce bir eksiklerini tamamlayalım. Tüm Draki haklarımızı tamamladık. Elde ne var? Sadece düz exp aldık abi. Yani çel çöp bile vermedi. Bir pres shell bile vermedi. Bankaya koyarız da sonra kırdırırız diye. Drakilere anlayacağınız bu seviyelerde başladık abi. 65 yani 60 küsürlerde başlamıştım. Atlara kadar gidiyorum. Atlardan sonra taunt atıyorum. Şeyde bayağı hani zorluyor. Ölmeyelim bir de, o 40 defans açmaya çalışıyoruz. 70'ten sonra da şeytana kadar keseriz yani, o ilk boss'a kadar. O atlardan sonraki ilk boss'a kadar. Evet, işlerimizi tamamladık. En son pazarda bırakmıştım karakteri. Satan itemlarımızdan Transformations ya yani TS'ler gitti. 5 tane görevli alıyorsunuz ya, size veriyor Delos'taki. O gitti abi. Bir de kırmızı kutu gitti. Ne kaldı? Küçülme keki kaldı. Artı 4 MP dagger var. Bir de şunları falan koymuştum hani işte bir şeyleri. Şu anda onlar gitmemiş ama 3M 300K civarında bir paramız var gördüğünüz kadarıyla. Bu parayı bankaya koyacağız. Şimdi üzerimiz yani pazarı bozacağız abi. Bunları sonraki şeyde pazarda satarız. Gece koyarız. 20 dakikalık da gene birikmiş. Ben diyorum ki gideyim şu 6 tane MS'yi bir aradan çıkartayım FT'den önce. Şu anda saat kaç? Saatimize 8.30. Yani neredeyse FT'ye 1 saat 9 kaç? 21.55'ti. 1 saatten biraz daha fazla var dostlar. Biz bu 6 tane MS'yi aradan çıkarmış oluruz o süre içerisinde. Bakalım bir drop elde edebilecek miyiz? Eğer uygun bir şeyler çıkarırsak satacağız. Hemen karaktere abi ekleyeceğiz, bunu da eklemesini yapacağız. İlk FT'mizden yeşili alıyoruz. Dostlar hayırlı uğurlu olsun. En önemlisi de Forgotten Temple Coin'di. Hani yeşilden ziyade bunları mavi için biriktiriyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi FT'mizden ayrılalım. %98 level alacağız. Üzerimize 6 tane MS var. Pardon, ne 6'sı? 5 tane, 6 tane vardı. Bir tane girdim. Şey çıkmadı. Bir önceki video yani görselde de şey videoda da gördüğünüz gibi. Şu anda önümüzde 5 tane var. Onları yapacağız. Şunları bir bankaya atayım. Bizim için iyi oldu ama hemen şey pazara koymayacağım abi bunu. Hani bir 2-3 kez daha girerim. Öyle şundan da maviyi falan alır. Öyle hep birlikte koyarım. Daha yüklü bir para kazanalım istiyorum. İkinci monster hakkımızda umarım drop'umuzu alıyoruz. Ve huzurla bu map'i terk ediyoruz. Hadi bakalım. Olmadı. Ulan yine o bug'a mı girdik acaba? İlk Asas serisinde de girdik girdik, hiçbir monster'dan bir şey alamadık adam akıllı. Bir iki tane bir şey atmıştı ama o attığında da hakikaten sağlam attı. Amulet of Dexterity falan bir şeyler atmıştı. Yani şu 4 tane MS'den umarım bir şeyler alırız. Hani kendi takabileceğim takılardan düşse de ben onları sermaye dökmeyeceğim dostlar. Çünkü zaten yapacağım sermaye ol takı alacağım için direkt takarım yani pat diye hemen. Diyoruz ve hadi bakalım abi, bir sonraki monster'da görüşmek üzere. Bu sefer drop'umuz geliyor beyler, hissediyorum. Bu map'te bize drop var. Ulan. Şu son 3 tanesini yarın gireyim diyorum ya.
Vallahi bak bugün şansımız yok. Agartha 2'de şansımız yok. Ben yarın bunları Agartha 4'te gireyim. Sabahtan olmayacak böyle çünkü. Çıkmayacak yoksa. O üçü de boşa gidecek. Ben eminim. Arabalar evet ertesi gün başlayacağımı söylemiştim. Agartha 4'te geldim ve MS'lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dördüncü hakkımızdayız. Bakalım şöyle birlikte. Burada bir drop'umuz Amulet of Dexter'imiz yatıyor bence. Abi Amulet of Intelligence. Ulan amuleti doğru bildik. Yani pendantı bildik. Ama tabii ki de o pendant Dex değil, int olanı çıktı. Okey, olsun. Bu da güzel. Bunun ben bir fiyatına bakayım. 4'teyim zaten. Merak ettim, ederi var mı? Neydi lan item'in ismini unuttuk, yemin ediyorum. Amulet of Int. Old Amulet of Intelligence. Aratıyoruz abi. 4,5-5 civarlarından gidiyor. Okey, güzel. 5M 5M'dir yani hani şöyle ki satsam iki tane skill için şey alabilirim. 5M'e skill açabilmek için ama ben skill'lerden ziyade önce old takıları halletmek istiyorum. O yüzden mesela bunu satıp işte bankada ne kadarımız var? 7M var. Şunu da mesela atıyorum. 6. kata koyayım şöyle. Yeşil kutumuz burada. Old amulet burada. Yani biriktirip biriktirip dostlar old takılara bayılacağız. Öncelikle büyük ihtimalle direkt old rollere gidebilirim. Ya da old rolleri en sona saklayıp diğerlerini hızlıdan halledebilirim. Ya da daha böyle fazla dex verecek olan Amulet of Dexterity, Elfbelt gibi şeylere gidebilirim öncelikle. Bakalım bir karar ver. Çünkü old EM ve old roll en pahalıları diye biliyorum ama göreceğiz abi, karar vereceğiz. Ben şimdi şu geri kalan iki tanesiyle devam edeyim monster'a. Ondan sonra görüşmek üzere. Beşinci denememiz yani beşinci MS'miz diyebiliriz. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok ilginç bir boss ya. Kristalden boss yapmışlar yemin ediyorum. Değişik bir nasıl söyleyeyim bakış açısı. Şöyle hemen şunu da çıkardık. Sanki burada ring var ya, böyle yüzük verecek gibi. Son MS dostlar. Dostlar son monster hakkımızdayız. Bakalım buradan bir drop elde edebilecek miyiz? Umarım. Drop alırız ya. Ben öyle hissediyorum. Bakalım alırız gibi bakalım. Bunda bir drop var. Belt atıyor bu sefer. İyi bakın. Bir belt alacağız. Abi evet. 6'da 1 dostlar. Amulet of Intelligence aldık. 6 tane monster'dan. Onun dışında herhangi bir şey elde edemedik diyebiliriz. Şimdi önümüzde Draki haklarım var, tamamlamadığım Draki haklarımı bir tamamlayayım. 3 tanesini o aradan çıkartmış olayım hazır vaktim varken. Ondan sonra şuradaki görevleri başlıyor olacağım abi. Şu şey troll shell olanlar, bu CZ shell değil de troll shell olanlar var. CZ'den bir öncesi. Onları tamamlayacağız. Ondan sonra bakalım ama kafalı değiştirmeyeceğim abi. Kafalı çitinle devam edeceğim. Çitini daha çok seviyorum. Zaten shell kafalı yapmıştım, sonra çöpe attım. Tipini beğenmiyorum yani. İki ırkta da. Draki haklarımızın hepsini tamamladık. Yalnız görev 2'de 3 kaldı yani, hani şey yapamadım ama şuradan göstereyim bakın, hiç hakkım kalmadı çünkü ilk katta öldük abi. Ya Achievement'da şu şeyi vallahi yapacağız diye, 40 defansı açacağız diye öldüm şimdi benim. Ya 16 bin 20 bin civarı mob yapmam lazım ki anca hani o Achievement'ı alabileyim, 40 defansı. Yapacak bir şey yok dostlar. Sıraki haklarımızı bu şekilde tamamladık dediğim gibi. Monster'lara girdik. Şu anda yapabileceğimiz ne var abi? CZ'ye gönderene kadar chat questlerini tamamlayayım istiyorum. Yani CZ kısmına geçirene kadar bizi chat questlerini tamamlayayım istiyorum. Daha burada limanda falan şeyler var. Onları yapmadım, liman görevlerini. Yani tahminim hani bu görevleri yapar ederken falan herhalde bir 68 gibi falan, 67-68 gibi Estant'a tamamıyla geçmiş olacağız. Daha çünkü Estant'taki görevlere dokunmadım. Öyle söyleyeyim. 3 asasız. Tam bilemedim de asas mı arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle yapacağım. Tamam hadi şunu kullanalım ya. Şöyle koyayım. Zaten diğer yerde pot var. 3 tane asasız abi, biz bunları var ya çıtır çıtır yeriz yemin ediyorum. Karşıda da 3 kişi var ama bakalım kimler geliyor. Henüz gelen biri yok abi. Dur bakayım bir toparlanıp birilerini alamaz mıyız?
Çok güzel abi. Harikayız abi. Çok güzel. Hayır. Tamam. Bu arkadaşları da böyle aradan çıkartmış olduk. La gel şunu alırız. Gel alırız şunu gel. Çünkü price'ları çok ezik gibi takılıyordu kanki. Şu da aradan çıktı. Çok güzel. EDV'den güzelce win'imizi aldık. Kırmızı kutumuzu da koyalım bankamıza. Ardından biraz işlerim var. Onları tamamlayacağım. Ondan sonra da chat görevleriyle devam edeceğiz. Bugün Draki'leri bitirdik. MS'leri yaptık. Ondan sonra işte şeyi de aldık. BDV Victory'mizi de aldık. Şu anda önümüzde akşama kadar bir etkinlik yok. Troll kesme görevi hem de chat görevini tamamladık dostlar. Buradan verip pantolonumuzu alalım. Kıçımızda şöyle bir daha da armorumuz artsın kıçımızdaki. Arkadan böyle gelip de spike vurmaya çalışanlar da bir tık daha böyle korusun bizi. Onun dışında şuradan da şunu veriyoruz abi. %96'ya mı getirdin lan? Bu atlatır bizi. %7 yaptı. Bir daha alayım diyorum ben bunu. Nerede? Şurada 2 olması lazım. Aynen. Ya şu trole başlamıştım hazır. Trole başladım. Bitireyim yani mevzuyu. Öyle düşünün dostlar. 91, 99, 8 armor daha fazla. Tamam, bunu da böyle göndermiş olduk abi. Bir tek göğüslük kaldı. Göğüslüğü de alacağız. Ardından dostlar dediğim gibi şu an 67'yiz. Şunu da göstermek istiyorum. Mesela Dex'imizi 55 yaptık. HP'yi de verdik. Ondan sonra geldik buradan abi. Search'e 60 verdik. Ondan sonra Assassin'i 56 yaptık. Artık Search'te işimiz bitti dostlar. Buradan da şunu şöyle alacağız. Şunu atacağız. Buraya koyacağız. 2 de artık bu var. 3'te de artık bu olsun. 4'te de şunu koyacağız. Şöyle çizik. Aynen böyle çizik attık arkadaşa. Sen bir daha mı altar aldın beladerim diyecektim. Yo almamış. Ama bir saniye. Ama bir saniye. Oo, oğlum bu nasıl bir beşli vurma? Ben armor basmadım gerçi. Salaklık bende ya. Ha, şöyle bir alalım. Sen hayırdır? Nö, neden ayak kırmayamadın lan? Şimdi üçlüyü bastım ya, çok fazla vuramayacak abi. Şimdi beni gezdirecek o armorun bitene kadar, tamam mı? Onun planı da o. Ben de şuradan çıkacağım. Dur bakayım bir cuklanır mı? Ya insan oradan in, aynen aynen abi aynen in. İn oradan. Şöyle ezik skill. Hayır, nasıl? Kanka kaçamayacaksın ki. Şimdi şöyle. Buradan biraderimize değil bana saldırıyorlar. Ben şöyle geçsem tamam mı? O da kendini potlasa. Ben bu biraderime şeyini atarım. Minörünü basarım. Aynen abi, önemli olan kazanmak. Şimdi bak bana dalmak isteyecekler. Ben de şu line of sight'a geçeceğim. Görünmeyecekleri yere. Tamam mı?
Warrior bunu bırakırken haydi bismillah diye. Abi inanmıyorum. Beyler vurduğumuzda yalnız yamuluyor. Bilmem dikkat ettiniz mi ama vurduğumuz yamuluyor hakikaten. King Beyazı Baba teşekkür ediyoruz dostlar. Ve kırmızı kutumuzu bankadaki yerine yerleştirmeye gidiyoruz. İki tane seçeceğimiz oldu. Bu ne zaman bitecek? Bu yarın saat öğlen 1'de bitiyor. Bu da yarın akşam 7'de bitiyor. Ben bunu basarım. Şunu şöyle alayım. Bunu basarım ben. Dostlar gördüğünüz gibi bunu da kazanmış olduk. Hemen şurada bunu da koyduk. İyi oldu abi. Pazarda hani bunları da ekleyeceğiz tabii ki de. Şunu koyayım geri. Şu anda bir Z raporu vereceğiz dostlar. 67'yiz. %82. Tüm troll shell'lerimizin hepsini aldık. Kafalı içtim bıraktım çünkü tipini daha çok seviyorum öyle. Şu anda şey yapacağız abi. Önümüzde saat şu anda kaç? 9.41 geçiyor. 55'te FT var. Ben ama onun öncesinde şunu almaya geldim. Bunu almamıştım. Şu billboard'dan şey alıyoruz ya. Hani bunu göstereyim istedim. Ondan sonra işte SCMC çektik olmasın. Şunu birlikte alalım. Şunu atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Okey. Bunu basacağız. Şunu da basacağız hatta. 300 defansa bir ihtiyacımız yok bizim. 200 defans hatta. Scroll of Armor 200 diyor. Defense Ability 300 diyor. Nasıl olacak bu iş? 200 mü 300 mü? Bir basalım öğrenelim. Bu tripten de bizi kurtarsın. Şu anda 495 değil mi? Bastık abi. 695 tamam. 200. Yani hiç gerek yok. Yani 300 olsa belki okey de şunları basalım eritelim. Şimdi FT'ye gidiyoruz dostlar. FT'de de bir tane yeşil alırsak. Bakalım bankanın da son durumunu göstereyim size. Şu anda 7M200K para var. İşte yolda gidip gelirken şunlardan düşürdük. Ağaçların bosslarından. Ondan sonra burası hala böyle. Şu kısımda iki kırmızı bir yeşilimiz var. Bir de Old Amulet of Intelligence var. Şimdi FT'den hani ölmez de sağ kurtulur da çıkarsak bir tane daha coin olacak. Bir yeşil daha olacak. Ama henüz pazarı bırakmayacağız. Pazar için birazcık daha toplayalım. Şu 3 coin olsun maviyi alalım. Şurada 3 yeşil olsun. Şuraya işte bir kırmızı daha atalım BDV'den falan. Ama sanırım 68-69'da artık yeşil almaya başlıyorduk. Yani olsun güzel yeşil atarız. Abi başımıza gelene bakın. Lost 5.851.631 deneyim puanı. GG. 7.083 mobda öldük. Yani 40 defa açabilmek için tam 17.083 mob kesilmesi lazım ölmeden. Yani ben bunu nasıl açacağım bilmiyorum bakalım. Ebize'de niye geldim abi? Fallen Angel için de inanılmaz zor. Şu billboard'dan aldığımız SC'leri falan basacağım HPSC'yi. Dayanmıyor karakter yani. Direkt yalan ediyor beni, paket ediyor. Hatta direkt şu 7 dagger'ı takacağım. Çift 8 ve 7 MD ile devam ki. Dostlar yine aynı ekip. Yani akşam 7'deki birlikte girdiğimiz ekip yine birlikteyiz. İyi denk geldi valla. Bir asas. İki okçu şey pardon. Bir okçu iki asasız. Böyle bu şekilde devam ki. Hop. Tıks. Var ya yemin ediyorum eritiyoruz ha. Büyük. Aa bak bak bak. Şunu şuraya alayım. Bakayım sen loop attın mı? Biladerim sen hayır mı? Vay benim biladerim. Sayfa attırdı bize BDV'de. Şimdi ben de girdim içeri armorla. Uf. Yok 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 öyle yok öyle. Bugün ben... Abi bu arada... Dur bakayım. Şu bir manayı halletmedik. Potu değiştirmedik. Şu abuk subuk pottan var. Şunu koyalım. PK'da acımayacağız abi. Potumuzu basacağız. Şimdi. Loop'a ihtiyacımız yok. Tamam mı? Adamlarda zaten asas yok. Ben sadece ketajla devam ederim. Şimdi şöyle bir inelim aşağı. Aha. Ulan neye bastık?
Çok güzel. Harika. O arada bir kitlendi mi lan o? Vallahi kitlendi. Komedi yemin ediyorum. Biraderimiz sen sıkıştın ama. Sen sıkıştın ama biraderimiz. Dur sen şimdi armor bastın. Lan adam öldürecek ha. Vallahi iniyordu bu herif. Evet arkadaşlar ellerinize sağlık. Lord of the Devil ve Respec Önder'e. Akşam 7'de birlikte BDV kazandığımız tayfa. Gece 2'de de ne hikmetse yine birlikteyiz abi. Güzel denk geldi. Tekrar bir kırmızı kutumuzu aldık. İlk Weapon Breaker'ımızı bu karakterimizle alıyoruz. İlk hakkımızdaydı Draken'in. Son katındayız. Şeytanın olduğu kattayız. Onları kesiyoruz. Buraya kadar gelebildik. Normalde gelemiyorduk. Gelmiş olduğumuz iyi oldu abi. Buradaki Doom, Draki solculardan birinden burada gördüğünüz gibi Weapon Breaker'ı almış olduk. Yani şöyle paraya ihtiyacım olduğu için bunu direkt düz satacağım. Abi sermaye yapmamız lazım. Ama bir sonraki Weapon Breaker'ı aynı bir önceki seride söz verdiğimiz gibi upgrade edip öyle satarız. Pardon. Upgrade edip öyle satarız. O yüzden ilk Weapon Breaker'ı satacağız dostlar. İkincisini upgrade ederiz. Biraz heyecan katarız. İlkinin sermayesine ihtiyacımız olacak. Çünkü old takı seti tamamlamamız gerekiyor. Evet 3 Draki hakkımızı tek bir VB ile kapatıyoruz. Onun dışında herhangi bir drop alamadık. Kırdırmalık çitin, çitin diyorum, shell falan onlardan da atmadı dostlar. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok diyerekten devam ediyoruz. En azından bir VB var. Daha ne isteyelim yani, Allah'tan belamız mı? Evet gördüğünüz gibi sıfır. Şu anda saatimiz 12:55 geçiyor. Tam 5 dakika sonra BDV gelecek dostlar. Öğlen BDV'si. Agartha 1'deyiz. Dolu olur. Heyecan dolu olur. PK dolu olur. İnşallah win dolu da olur da bir kutu da alırız. Ezik BDV'sindeyiz abi. 68 Devil'da da Ezik BDV'si geliyormuş. Onu anlamış olduk. Karşımızda bir tane rakibimiz var. Yaklaşık 9 tane Karus ırkından bir tane Elmorat ırkından kayıt olan vardı. Ve ben de ilk basanlardandım. O yüzden böyle yerimizi alıyoruz. Bir tane Legolas diye bir arkadaş var. O sanırım orada bir pusup taktikli oynayacak. Direkt inmeyecek. Ben bir şunu bir şuraya alayım. Şu arkadaşa bakalım nerede. Oo, altarı alıyor kardeşim benim. Kankam öyle bir olay yok ama haberin olsun da. Onu ben senin bir NP'ni alayım. Böyle bir olay yok. Ben salmam kanki. Yani ben seni de salmam. Altarı da salmam. Bu BDV'yi de salmam. Abi ne yazık ki yine FT'ye almadı. Agartha 2'de bir de nispeten 1'de de girmeyeyim dedim. Daha az kişi olur diye. Ama maalesef bugün de giremedik dostlar. Evet farm atabileceğimiz bir yer bulamadım ama tekrar aslında yani şöyle Greller'de KS'leşmemiz gerekiyordu. Ben de dedim ki en azından elimde olan bir görevleri falan biraz harcayayım. Ondan sonra farm'a da bakarız diye. Tüm shell görevlerini bitirin dostlar. Buradan bunları birlikte alalım artı üçlerine. Bunları da pazarda koyacağız çünkü satılığa ihtiyacımız var. Ya keşke şey olsa basardım ben bunları kankiler. Aslında benim bu shell'leri fena basasım var yani yalan yok. Artı 3 fıstık gibi. Busa olsa bunları basarız. Bilmiyorum bir bakayım. Ya bunlar tanesi herhalde 2,5 civarlarına falan gidiyor diye biliyorum. Şurada artı 3'ü var. Tamam mı? Şöyle yapıp kafalığı da şöyle koyup şunu şöyle koyup şöyle bir şey yapabiliriz bence. Şuradan şunları alayım. Bunları da sonra high class'la artı 3'e deneyeyim olmadı. Artı 1'ini satamadım. Artı 3'e deneyeyim. Artı 3'e hangisi geçerse onu da sonra upgrade için deneriz. Bilmiyorum ya. Ya belki basarım. Artı 7'ye kadar bir sermaye edindikten sonra ya da satarız. Basarsak çok güzel abi, takarız artı 7 şelimizi. Basamaz da şey yaparız yani, basamazsak da upgrade olur, en azından içerik olur ya. Diyoruz ve diğer kalan işte bu Flame Rock olur. Ondan sonra şu Burning Stone kesme olur. Bu görevlere bir bakayım diyorum dostlar. O görevleri bir aradan çıkaralım.
Hızlıca bir kendimizi artı 70 üzerine atalım ki CZ'ye de çıkabileyim en azından farm için. Yoksa burada sadece Grell Mural'le uğraşacağız yani. Ama kötü gitmiyoruz yani. Ben gayet keyif alıyorum şu andaki süreçten. Bir Z raporu vermek için kayda girmek istedim. Ertesi gün oldu abi. Dün gece FT'ye girememiştik. Ondan sonra da farmlayacak bir yer bulamadım. Greller falan full doluydu. Uruk Blade'ler doluydu. Ben dedim ki bir an önce kendimi artı 70'e atayım. Artı 70'e attıktan sonra en azından hani CZ'ye falan çıkarız. Kardinaldir, Beast'tir, ağaçlardır falan ufaktan başlarız diye düşündüm. O yüzden Esland'daki şeyleri temizlemeye geldim. Görevleri temizlemeye geldim dostlar. İşte Brahman'ı falan yaptım. DTC'yi yaptım. Troll'ü yaptım. Harpy'yi yaptım falan. Şimdi DTC'yi teslim edeceğiz birlikte. Ve göreceksiniz ki 70 oluyoruz. Aynen %3 oldu. Şöyle 70'imiz olduk abi. Hayırlı uğurlu olsun. Artık CZ kapıları bize açıldı resmi bir şekilde. Şuradan da 2 verelim. Skillerimize devam edelim. Şimdi ben biraz daha görevlere devam edeceğim dostlar. Şeydeki Lüferson'daki chat görevleri ya CZ'ye atmış durumda beni. Artık hani CZ'den devam et. CZ'den devam edeceğimiz şekilde devam ediyor. Ya da atıyorum Esland'a getirdi. Esland'da işte belli başlı itemlar istiyor. Onun dışında tüm Lüferson'daki kalan görevlerimizi tamamladık. Ve bütün o görevleri tamamlayınca bizi düz 69'a kadar getirdi. Artık hani yeni 69'da görevleri yapmaya başladık ve 70 olduk böylelikle. Ben şimdi diğer görevlerde slotta işte yeni görev sisteminde bir kere vurmak yeterli oluyor görev sayması için. Bakacağım hangi slotlar dolu. O slotların görevlerini alacağım. Hızlı hızlı yapacağım dostlar orayı. Boş olan slotlar özelinde de artık sonra bakacağız. Artık hiçbir şey bulamazsam önümüzde dediğim gibi bir CZ yaparız. Bir CZ'de farm atarız. Artık 70 olduk. Bir beast falan kovalarız diye düşünüyorum. Artık 70, gerçi 71 olduk. Görevleri falan yaptık. En son 70 olurken size göstermiştim. Şimdi 71 olduk dostlar. Birçok Esland'daki görevleri yaptık. Ardından Kaos'a girdik. 70 sonrası Kaos'a girebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Fakat 10. olduk abi. İlk Kaos'umuz ve kırmızı kutu alıyoruz. Aynen abi. İlk Kaos'ta yani istediğimiz gibi bir sonuç alamayacağımızı zaten aslında biliyorduk dostlar. Şu görevlere de bakalım. Dark Knight falan kes diyor. Şurada bir görev olacaktı benim. Şu görevi alayım. Aynen. Confirm dedim. Ben şu görevleri yapayım dostlar. CZ görevleri olur. İşte yapabileceğim tüm görevleri bir aradan çıkartayım. Ardından bir yaklaşık yarım saat sonra BDV'miz var. BDV'ye kadar şu görevleri yapayım. BDV sonrasında da güzel bir farm bizi bekler bence. Dostlar herkese merhabalar. Öğlen BDV'sinde birlikteyiz. Şu anda Fule Ful abi 70 ve 80 arasındaki BDV'ye girmiş bulunuyoruz. Yani o yüzden ekibimiz sağlam, PK'mız sağlam olur inşallah diyoruz ve devam ediyoruz. İlk karuslar aldık götürüyoruz. 3 tanesi çok sağlam varıyor var lan. Bizim bunu BDV'yi kaybetme ihtimalimiz bence yok gibi geliyor abi bana. Şuradan bir armor basayım. Warrior'ların girdiğine gireceğim. Aynen abi. Şu Price'ta girelim. Bir saniye. Hedef biz miyiz Tayfun? Ha, hedef biz miyiz? Niye bize vuruluyor? Sakıncalı. Okey. Atak kırma yedik. Chico SV istedi. SV'si var. Yukarıdan okçu var ya bize deli gibi işliyor ha. Şu armoru basalım bir uzaklaşalım. Kanka adam beni tutturtuyor da. Evet dostlar BDV'yi kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Ağır bir mağlubiyet oldu Elmorat ırkı için. Bizim tarafta 3 tane sağlam Warrior vardı. Karşı tarafta çok fazla Priest vardı ama Warrior üstünlüğümüz sayesinde kazanmış olduk. Şimdi yeşil kutumuzu da bankamıza kaldırıyoruz. Ardından ben bir Leech deneyeyim diyorum ya. Bir Leech farmı yakışır bence bize. Bir Leech'e bakayım. Ondan sonra gideyim biraz Leech'te farmlayayım. Oralarda bu level'da buz, MS falan alabiliyoruz diye biliyorum ben. İşte çöp falan filan bir şeyler de atıyor çel çöp.
Bakalım bir dostlar, ben bir slot bulayım. Biraz farmlamamız gerekiyor. CZ'de farmlayamıyoruz şu anda. Aşırı kalabalık. Dostlar merhabalar. Şu anda Agartha 4 Kamp 1'deyiz. DTC slotuna geldik. DTC sanırım 68-69 level mobu. Ama 77'ye kadar, 75'e kadar herhalde bir şeyler atıyor. Yani high class olaraktan Raptor, Blade Axe, Mirage Sword gibi şeyler atıyor dostlar. Şu anda kendimize PM atalım. Burada farmlayacağım abi. Farmlayacak başka hiçbir yer bulamadım. Saat 5'e 11 geçiyor, tamam mı? 05:11 PM. Ne kadar mob kesmişiz? 8770. 8770 mob. Üzerimizde de 5K para var abi, tamam mı? 5K coins. 5K ile başladık. Şimdi şunu da loot'una çekeyim. Dostlar aynı zamanda şunu da basalım. Burada 2 saat boyunca bu SC bitene kadar farmlayacağız abi. Zaten akşam 7'de bildiğiniz gibi şey var. BDV var. Akşam 7 BDV'sine kadar 2 saat buradan hiçbir yere gitmeden farmlayacağız abi. Sadece RPR için town'a gideceğiz. Ondan sonra buraya geleceğiz. Kamp 1'deyim. Kamp 2'de başka bir arkadaş vardı. O farmlıyordu burayı. Ben şunu şey yapayım da tüm her şeyi alsın ya. Şu loot ayarlarından bir bakalım. Hepsi açık mı? Consumable'ları da alsın abi. Consumable'ları da alsın. Yani ne var ne yok alsın, toplayalım bir. Zaten üzerine eklenecek. Dostlar CZ, şimdi 71'iz, tamam mı? CZ'ye gittik. CZ'de Beast dolu, Shadow Seeker dolu. Kardinal'de iki kişi KS'leşiyor bakın. Kardinal'de iki kişi KS'leşiyor birbirine kutu alacağım diye. Ağaçlar zaten karşı ırk humanlar kamp kurmuş durumda bizim şey slotta. Aynı zamanda kendi slotlarını da kasıyorlar. Orası şu an tamamen hani bir dünya savaşı dönüyor yani orada. Slot kavgası felaket durumda orada. İçler acısı yani hakikaten. O yüzden biz de dostlar dedik ki hani böyle olmayacak. Buranın ne attığını şu aralıkta bilmiyoruz. Bir de zaten gold premium'umuz var. Hani zaten farm şey değil bu premium. Farm premium değil ama bizim sadece etkinliğe girerekten şey yapamayız abi. Bir şeyler farmlamamız gerekiyor. 71 level'da bir de ben burayı da denemek istedim. Eskaza olur da bu 2 saat içerisinde falan bir Raptor alırsak zaten 10M civarında falan ederi var abi. Güzel bize şey getirisi olacaktır Raptor'un da. Bakalım Mirage Sword'da 1.5M civarında. Eğer olursa bir daha bir Mirage Sword basmayı deneyebilirim. Bu MD'leri alırken bölüm 1'de bahsettiğim gibi Mirage Sword'u 7'ye geçirmiştik tekten. Belki bakarsın düşerse tekrar basmaya çalışırım. Diyeyim abi ve slota kaldığım yerden devam edeyim. Dediğim gibi 2 saat buradayım. Çok fazla hani pot yok üzerinde ama yeterli olur zaten üzerindeki pot da burası için. MPR takılı. Şu anda farmlıyoruz abi. Şuraya da bir tane arkadaş geldi. Artık yapacak bir şey yok. KS'leşeceğiz kanka yani. Hani ben başka şeye gidemem. Zaten Military Camp 2 doluydu. Yani ben de KS'ye geldiyseniz eğer dediğim gibi buradan ayrılmayacağım yani. Burada bir farmlamak istiyorum. Zaten şu anda başka bir şey farmlamıyorum. Estant'a gitsek misal, Greller de misal full dolu. Greller'e de baktım abi. Greller'de bir de hani artık misal eğer yetiştiremiyorsak şeyi, Spike'ı mutlaka kaptırıyoruz o slotta. O yüzden kankim yok, teşekkür ederim. Farmdayım. O yüzden dostlar hani amacım burada olabildiğince fazla kalmak ve buradan bir drop elde etmek yani, öyle söyleyeyim. Gerçi herif bize herhalde buff atacaktı ya. Neyse. Sorun yok, buffsız da devam ederiz. Zaten bizi zorlamayan bir slot. Amacımız buradan Monster Stone düşürmek, Raptor, Mirage Sword gibi high class itemları düşürmek. Boost ve türevlerini atıyor mu bilmiyorum. Bu level'da, bu seviyede, ama bu seviyede MS ve şey attığını biliyorum. Raptor attığını biliyorum dostlar. O yüzden dediğim gibi çok da fazla uzatmadan slot'a geldik. Dediğim gibi başladık. Umarım güzel droplar elde ederiz. Bakalım ne elde edeceğiz. Hep birlikte görürüz dostlar 2 saat sonra. Evet, farmımızın sonuna geldik. Şu anda gördüğünüz gibi BDV de geldi. Son 8 dakikası. A4'te kayıt olmuş olduk. Aslında A1'e girme planım vardı ama 70-80 BDV'sine gireceğimiz için dostlar yeteri kadar adam geliyor. İyi oldu yani. Şöyle yaklaşık SC'nin 10 dakikası kalmış. Yani aslında 1 saat 50 dakika ama o son 10 dakikada çok bir şey değişeceğini de düşünmüyordum. Çünkü zaten Gold Premium var ve bu Gold Premium bir farm premiumu değil. Ve bizim farm attığımız yerde çok ideal bir yer değil farm için aslında bence. Şöyle inventory'yi açacak olursak dostlar, zaten 5'te başlamıştık. İşte dediğim gibi saat şu anda 7'yi 2 geçiyor. Yani bir
10 dakika kadar bir şey kaldı. 8770 mobumuz vardı. 9279'da mob olmuş. Ve 5K vardı üzerimizde. 100K var şu anda. Ben her RP'ye geldiğim zaman Dagger'ları RP ettiriyordum. İşte 25-30K gibi bir şey oluyordu. Fazla coin de atmadı. O yüzden dostlar benim tavsiyem, yani hani burası çok böyle karlı bir slot değil gibi. Yani şunları falan attı işte şöyle. 100K şuradan desek. Şunları da hani böyle, şunu zaten şey yapamıyoruz. Şunları da şöyle tanesi böyle 5-10K'dan koysak gidebilir ama bunların hani biraz bekletir hani şey yapması. O yüzden bunları tam bir hani sermaye olarak düşünemiyoruz. Bu 2 saat içerisinde ben dedim ki hani tamam Raptor atmaz. Okey ama en azından belki şey atabilir mi? Monster Stone atarım diye düşündüm ama Monster'ı da atmadı. Problem değil. En azından görmüş olduk. İçeriği çıkarmış olduk. Hani sizin de bir Gold Premium'unuz varsa dostum. Yani DC Premium'unuz yoksa bu DTC'nin yanına bence yaklaşmayın. Hiç gerek yok. Hele Premium falan yoksa aman diyeyim yani. Hani zarar üstüne zarar yazar. Bu şekilde dostlar. BDV'de görüşmek üzere. Evet dostlar, güzel çekişmeli bir BDV'ydi. Çok fazla bir şey yapamadım. Genelde okçular birbiriyle kapıştı abi böyle. Uhud'daki okçular gibi düşünebilirsiniz. Yani baya güzel bir aksiyon vardı. Yeşil kutumuzu aldık. Güzel oldu. Şimdi DTC farmından sonra üstüne bir yeşil kutu mentali toparladı yani öyle söyleyeyim. Dostlar evet, sıfırdan asas serimizin ikinci bölümünün tamamlamış bulunuyoruz. Umarım bölüm sizler için keyifli ve bilgi verici detaylar içermiştir. Çok böyle hani bir trik bir şey gösteremedik böyle hani size sunabileceğimiz bu bölümde ama karakterimizde belli bir ilerleme kaydettik. 71 level olduk. Henüz daha quest görevimizi yapmadık. Onu artık 3. bölüme hallederiz. Upgrade ile birlikte. Onun dışında birçok item toparlamıştık. O itemları için henüz pazar kurmadık ama belli bir sermaye oluşmasını bekledik açıkçası. Şöyle ki dostlar, dediğim gibi bölümde bol bol PK, Kaos, işte DTC farmı gibi detaylar vardı. Gold Premium'la elimden geldiğince yapmamız gereken burada mantıklı olan seri ilerletirken etkinliklere daha fazla ağırlık vermek. Çünkü zaten farm premium olmadığı için mantıklı farmlar atmak gerekiyor. Mesela CZ Kardinal, işte CZ atıyorum ağaçlar. Buralar mantıklı farm yerleri oluyor. O yüzden buraları deneyeceğiz dostlar. Biraz daha CZ'de bulmamız gerekiyor. Daha fazla CZ kısmında aktif olmalıyız. Daha böyle boş zamanları kovalayıp uzun farmlara oturmalıyız. Bir şekilde karakteri hızlıca ilerletmeye çalışıyoruz. Şu anda dediğim gibi 71'iz. Birçok görevimiz hala var. Amacımız bir an önce 80'den ziyade bir an önce olta setlerimizi halletmek. Ardından level'ı zaten hallediyor olacağız. En kötü bu ay içerisinde hani premium bitmeden 80 olamasak bile dostlar. Bir sonraki ay Switch Premium'da her türlü exp'tir, DC farm'dır falan filan. Yani böyle DC'ye geçip farm atmaktır. Bir ton her şeyi yapacağız. Öyle diyebilirim. Uzun lafın kısası dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, tabi abone değilseniz kanala da abone olmanızı rica edeceğim dostlar. Asas serimiz kaldığı yerden devam ediyor. 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.